Merhaba. Yaşananlar karşısında artık terbiye sınırları içinde kalmak çok zor. Bazen dilimizin ayarı kaçıyor fakat elden ne gelir? Türkiye'de parti muhalefeti son seçimle birlikte bitmiştir. Onların peşine düşen insanlar da darmadağındır. Hukuku kendi mahallesi için isteyen, yarım ağızla suçun şahsiliği deyip grupları linç torbalarına dolduran, lehine bir gelişme olunca da hepsini unutup yargıyı, bürokrasiyi hatta sarayı alkışlayan insanlar topluluğu. 29 Ekim'de Atatürk'lü video paylaşınca dönemin Gestapo şefini bağrına basanlardan bahsediyorum. Üç gün sonra kendi arkadaşlarını sabah evinden aldırması da sarsmıyor bunları. Hacı yatmaz bir kitle ve mahallenin sıradan sakinleri maalesef farkında değil bu olanların. Hoş Baba Ali puştlarının deşifre olmaları olanaklı değil çünkü mahallede her şey olursunuz rezil olmazsınız. Kimi televizyon kanalları Rütük tarafından program durdurma ve para cezalarıyla terbiye edilmeye çalışılıyor. Muhalif cenahtan itiraz cümlesi şu. İktidarın sopası Rütük iş başında. İktidarın sopasıysa orada muhalefet üyelerinin ne işi var? Tıpkı HSK, YSK gibi kurumlarda olduğu gibi. İktidarla anlaşıp üyelikleri paylaşmıyorlar mı? Mecliste de öyle değil mi? 2023 mağlubiyetinden önce sorulması gereken hep şu olacak. Erdoğan'ın üçüncü kez aday olmasına itiraz ettiler mi? Hayır. Açık anayasa ihlalini anayasa mahkemesine filan götürdüler mi? Hayır. Bilakis buradan mağduriyet çıkarmasın deyip kabul ettiler, onayladılar. AKP MHP seçmenini bilmem. Muhalefet seçmeni Ankara'da kendini buluyorsa, oy verdiklerinin faaliyetleri içine siniyorsa bize de mutluluklar dilemek düşer. Lakin durum öyle değil. Türkiye'de siyaset ve siyaset kurumundan soğuyan ve uzaklaşan, Ankara'dakilerin kendini temsil etmediğini, kendi için çalışmadığını düşünen insanların sayısı artıyor. Bu bir noktaya geldikten sonra olacakları kestirmek güçtür. Örgütlü olsa devlet bir biçimde kontrol eder. Değilse bir kere kıvılcım aldı mı daha da tutmak mümkün olmaz. Bakın Türkiye ekonomisi duvara tosladı ve battı. Faturayı ülkedeki herkes ödüyor ödeyecek. AKP döneminde asgari ücret 61 kat artmış ve bunu başarı olarak sunan pişkin bir iktidarla karşı karşıyasınız. Yakın gelecek büyük gelişmelere gebe. Muhalefet açık etmese de Erdoğan'ın sonunu bekliyor. Bunu satın almış durumda. Oysa mesele artık saraydakinin sağlığı olmaktan çıktı. Ülkenin sağlığı geri döndürülemeyecek biçimde kötüleşiyor. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Diyor ya Mehmet Akif. Ben öyle demiyorum. Sırtlan sonuçta bir hayvan ve haddimizi bilmemiz gerekiyor. Ama zevzekliğin lüzumu yok yani. Sersemliğin de. Gangsterle iş tutan da gangsterdir.